İyi akşamlar arkadaşlar. Hava, gölge, güneş, serin bir hava olunca ben de sizlere bir video çekmek istedim. Arkadaşlar bu şekilde yaptım kafesleri. En çok hoşuma giden şekil mesela böyle üst üste falan koyup öyle seyretmek. Dediğim gibi arkadaşlar bir tanesine yuva taktım. Yumurtalı diye diğerlerine takmadım limonla çakıla. Arkadaşlar limonla çakıla neden mesela yuvalık takmadım? İlk önce kuşların bir birbirini tanımasını, bir eş olmasını hani istiyorum. Ondan sonra baktık öpüşüyorlar, koklaşıyorlar. Ondan sonra bir tane yuva takarız. Ama arkadaşlar anlaşmadan önce bir yuva takmak istiyorum. Bakalım bir izleyelim, bir gözlemleyelim. Acaba nasıl olacak? Dişi nasıl bir tepki verecek? Onu çok merak ediyorum. Bir de arkadaşlar daha eş olmamış kuşların yan yana durması çok önemli olduğundan o kireç taşını çıkartacağım çünkü çakıl onun üstünde duruyor. Anlaşamasalar da ya da anlaşsalar da yan yana aynı tünekte durmaları çok iyi olur. Şurada da arkadaşlar şeker ve fırtına var. Fırtına arka tarafta kalmış görünmüyor, şöyle yapayım size. Dediğim gibi arkadaşlar yuvayı şekerden çıkartıp limona takacağız. Limonun kafesine koyacağız. Sadece merak ettiğimden hani ne olacağını görmek için takacağım. Orada kalmayacak. Yeri çıkartıp şekerle fırtınaya koyacağım. Ben konuşunca onlar da şimdi ötüyor. Sesleri geliyor. Bu arada arkadaşlar şurada bir atmaca vardı. Az önce size gösterecektim. Gitmiş. Aha şu uçan arkadaşlar atmacaydı. Ne kadarını yakalayabildik bilemiyorum ama. Zaten sesi yine gelir. Sesi geldi mi? Sizlere çekerim. Burada baya uçuyorlar. Umarım size yakalarız diyorsunuz. Zaten pencerenin önüne konmuştu bir keresinde. Göstermiştim. Şöyle bir bakayım. Hayır yok şu anda. Neyse geldiğinde arkadaşlar tekrardan gösteririm size. Gidelim bir yuvayı aşağıya takalım. Bakalım ne olacak. Gençler yuvalığı taktım. Dişimiz ilgileniyor. Uzaktan sessizce seyredeceğim. Bakalım ne yapacaklar şimdi.
Tüh kaçırdım ya. Aa burada. Arkadaşlar burada bunlar hep uçuyor böyle. Allah'tan daha çok kuşlara, kafeslere falan vurdukları yok. Sadece kendi aralarında uçuyor atmacalar. Aha buldum. Arkadaşlar şurada. Oradaki bir atmaca arkadaşlar, hani şeyde ne kadar çıkıyor görünüyor bilmiyorum ama ha, kanatlarını açtı falan görüyorsunuz. Kesinlikle güvercin değil arkadaşlar o atmaca. Nereden biliyorum, zaten insan gözünden daha yani iyi görmüyor kamera maalesef. Size nasıl söyleyeyim, biraz kırmızı gibi arkadaşlar orada. Bir tane mi var? Herhalde iki tane olabilir orada. Önceden de arkadaşlar şurada parmağımla göstereyim size. Şurada şeyler vardı. Yavruları vardı orada. Yuva yapmıştı. Şu an size yakınlaştırarak çekiyorum ama bir hareket etseler iyi olurdu. Zaten birazdan uçarlar arkadaşlar. Akşam olduğu için atmacalar falan burada bayağı bir çıkıyor. Akşamları bayağı çok uçuyorlar. Çok görünüyorlar. Neyse biz kuşlarımızı gösterelim böylelikle. Muhabbet kuşu çekerken atmacalar da gelmiş oldu. Atmacaları da görmüş olduk. Bir tane havada uçarken yakaladık. İki taneyi de orada arkadaşlar. Şeydeyken yakaladık. Arkadaşlar bunlarda durum bu şekilde. Yani dişiden bayağı bir ümitlendim çakıldan. Yuvayı koysak ben bir haftalık tatil sürecimde gerçekten hani çiftleşmeseler de çok büyük yol kat edebilirler. Çünkü dişim istekli, erkek istekli ama erkek biraz cesaret edemiyor. Onun da sebebi dişi biraz büyük arkadaşlar. Her zaman size derim, dişinizi ufak alın. Büyük derken yaş olaraktan kastetmiyorum. İrilik olaraktan kastediyorum. İrilik olarak her zaman erkeğin büyük olması en iyisidir. Şunlar da yerlerinde duramıyorlar. Onlar da arkadaşlar iri boy ama dediğim gibi çakıl en büyük, en iri kuşum. Onu da limona getirdik. Bakalım limonla arasında güzel bir şeyler olacağına inanıyorum artık. Çünkü bayağı bir çakılın
yuvaya ilgisi var. Yuvayı koyuyorsun, yuvaya bakıyor falan. Ama ben arkadaşlar yuvayı şekerle fırtınaya takacağım benim yokluğumda. Belki yumurta yaparlar. Yumurta yapmazsa da çiftleşmiş olabilirler. Tabii böyle şanslar var. Ondan sonra o şekilde deneyeceğim. Şimdi kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi akşamlar. Şöyle de size bizim burayı göstereyim. Arkadaşlar ben Ostim Serhat'ta oturuyorum. Batıkent'e yakın. Şöyle de sizlere göstermiş olayım merak edenler için. Nerede oturuyorsun, nerede oturuyorsun diyenlere. Aşağı taraf arkadaşlar sanayi. Şu taraf Batıkent. Biz hep oraya gidiyoruz. Mesela şurada Atlantis sitesi var. Çok popüler. Onun altında şey var. Atlantis AVM falan. İşte şöyle sizler de görmüş olun. Etrafı da sizlere göstereyim. Son kez arkadaşlar atmacalarımızı da gösterelim. Hala yani orada olduğunu görüyorsunuz ama net olarak göremiyorsunuz maalesef. Zaten ben bile zor görüyorum net olarak. Keşke yakından falan uçsalardı ya da havada sizlere gösterebilsem. Özel olarak arkadaşlar onu da yakalarsam videosunu çekebilirim. Şimdilik iyi akşamlar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.